أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حمد عالمين رب الله مخصوص صلاة onun Resulüne selam onun izinden gidenlere ona tabi olanlara hepinize hepimiz olsun. Rabbim ayetleriyle birlikte olduğumuz şu zamanda ve mekanda rahmetini, bereketini, mağfiretini ve yardımını bizlerden eksik etmesin inşallah. Nisa suresiyle birlikteyiz. 66. ayetten itibaren bir bölüm okumaya çalışacağız. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنْ اِقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ Eğer biz insanlara, bu Kur'an'ın muhataplarına kendinizi veya birbirinizi öldürün diye bir yasa belirlemiş olsaydık, اَنْ اِخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ ya da farklı bir yasa olarak memleketlerinizi terk edin, çıkın memleketlerinizden deseydik, مَا فَعَلُوهُ اِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ Çok azı hariç bunu yaparlardı. Birçok insan bunu yapamazdı, çok azı hariç. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَذُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاَشَدَّ تَثْبِيتًا Ne olaydı yani eğer kendilerine öğüt olarak verilen şeyleri yapsalardı ya, bunu yapsalardı kendileri için daha hayırlı olurdu. وَاَشَدَّ تَثْبِيتًا Ve imanlarının sebatı için çok daha mükemmel olurdu eğer kendilerine öğüt olarak verilen şeylere tabi olsalardı. وَاِذَنْ لَاَتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا اَجْرًا عَظِيمًا Bu takdirde Allah'ın kendilerine öğütlediği şeylere uydukları takdirde kendilerine katımızdan büyük bir mükafat, ücret verirdik. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا Ve onları sırat-ı müstakime dost doğru yola yönlendirirdik, hidayete erdirirdik diyor Rabbimiz. Nisa suresini okuyoruz. Birinci ayetten buraya kadar Rabbimiz birçok emir ve yasak koydu ortaya. Yetimlerle ilgili, kadınlarla ilgili, mirasla ilgili, ekonomik hayatımızla ilgili, sosyal hayatımızla ilgili, akrabalarla, yakınlarla, uzaktakilerle, komşularla ilgili, kadınlarla ilgili, evlilikle ilgili, boşanmayla ilgili ve sonuçta Hazreti Peygamberimizle, Peygamberle ilişkilerimizle ilgili birçok hususu Rabbimiz burada ortaya koydu. 66. ayete gelindiğinde fıtrata yabancılaşmış olan insanların Allah'ın fıtrat dini olarak belirlediği bu kuralları ağır kabul eden, bu kadar da yaşanmaz diyen, kendince böylece bir çıkış yolu bulmaya çalışan insanlara ki bunlara fıtrata yabancılaşma diyoruz. Fıtratına yabancılaşmış olan insanlara Allah geçmişi hatırlatarak 66. ayette bir öğüt veriyor. Bakın diyor. Bu emirleri size verdiysek fıtratınıza uygundur. Yapma imkanınız olmayan şeyler değil istediğimiz şeyler. Zorlanacağınız şeyler değil. Altından kalkamayacağınız şeyler değil. Tam size uygun, bünyenize uygun. Ama tabii fıtratınız bozulmamışsa. Çünkü diyor düşünün, geçmişte birçok topluma farklı emirler vermiştik. Mesela bu emirlerden birisi olarak biz aynı onlara emrettiğimiz gibi size de emretseydik deseydik ki اُقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ Birbirinizi hadi öldürün ya da kendinizi öldürün diye bir emir getirseydik ne yapardınız? Haliniz harap olurdu değil mi? Böyle bir emir var mı? Tarihte var tabii ki. Yani Allah Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kavmine, İsrailoğullarına böyle bir yasa koymuş. Ama neden bu yasayı koymuş? Onların dinle olmamalarından, peygamberi sıradanlaştırmalarından dolayı Allah böyle bir ceza öngörmüş.
özellikle Bakara suresinde Rabbimiz bu durumu şöyle ifade eder. وَاِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ Ey kavmin diyor Musa kavmine. اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجِلِ Buzayı tanrı edinmeniz, buzayı ilah edinmenizden dolayı kendinize yazık ettiniz. فَتُوبُ اِلَى بَارِئِكُمْ Yaradanınıza tevbe ediniz. فَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ Ve birbirinizi öldürünüz. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ Bu Rabbiniz, yaratıcınız katında en hayırlı olandır. Ve böylece Allah tevbelerinizi kabul eder. Çünkü o tevbeleri kabul eden ve rahim olandır der. Yaptılar mı? Evet okuyoruz yaptılar. Buzağa tapanlar, buzağı Allah'ın önüne geçirmeye çalışanlar, onu ilahlaştıranlar var o toplumda. Onları engellemeye, alıkoymaya çalışanlar var o toplumda. Allah öyle bir tevbe kuralı koyuyor ki ortaya. Başka türlü değil. Ya Rabbi pişman oldukla olmuyor bu iş. Ya? Bu işi yapan, inatla, ısrarla, bütün uyarılarına rağmen vazgeçmeyen, bu işten vazgeçmeyenler, bunu yapmayanlar tarafından, velev ki akrabaları dahi olsa öldürülmeleri gerekiyordu. Yani bir temizlik harekatını Allah bir yasa olarak koydu İsrailoğulları arasına. Şimdi oradan buraya geçelim. Allah bakın bize diyor ki, eğer biz Kur'an'ın muhataplarına, yani bizlere, yani sizlere eğer böyle bir yasak olsaydık, birbirinizi öldürün. Mesela bir suç işlediniz, o suçu işleyenler toplumun diğer kesimi tarafından öldürülsün diye bir yasak koysaydık. Aynen İsrailoğulları gibi. Ne yapardınız? Altından kalkamazdık değil mi? Ya da mesela bir yanlış mı yapıldı? Memleketinizi hemen terk ediniz. En ufak bir şeyde. Böyle bir yasak koysaydı ne yapardık? Altından kalkamazdık tabii ki. İşte Allah diyor ki bakın buraya kadar anlatılanlar peygamberle birlikte düşünüldüğü zaman uygulanması istenen hususlar fıtratımıza uygun hususlardır. Zorlanacağınız şeyler değil. Zorlanacağınız bir takım şeyler verseydik altından kalkamazdınız. Madem öyle o zaman size öğüt olarak verilenleri yerine getirsenize. Yani sadece namaz, oruç, hac ve zekat konusunda zorlanmıyorsunuz. Kim Müslüman olduğunu söyleyen bunlar da zorlanıyor da. Bırakalım onları. Yani bunu yapan, bunu yerine getiren Müslümanlar olarak hepinize söyleyeyim. Yani bunu yapmakta zorlanmıyoruz da iş ekonomik hayata gelince, iş sosyal hayata gelince, iş aile hayatına gelince, iş çocuklarımızın eğitimine gelince, iş cebimize, kasamıza, kesemize gelince nedense yan çizmeye başlıyoruz. Ya bu da zor bir emir, nasıl üstesinden geliriz demeye başlıyoruz. Yapmayın. Allah'ın daha zor emirleri vardı geçmişte, bakın kaldırdı sizden. Ve adeta Rabbimiz her gün yatarken ya da yatsı namazlarından sonra yatağımıza yönelirken okumamız istenen, Hazreti Peygamber tarafından okumamız istenen Âmener Resulü diye başlayan bölümde de aynı şeyi söylüyoruz değil mi? Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamaltehu alellezine min kablina. Bizden öncekilere yüklediğin gibi zor yükleri, altından kalkılamayacak türden yükleri bize yükleme ya Rabbi diye her gün dua ediyoruz. Bu hüküm anlamında zaten yüklenmemiştir. Bundan sonraki hayatımızda da altından kalkamayacağımız imtihanları da bize verme anlamındadır. Biz imtihan etme deme hakkımız yok değil mi? Ama imtihan mutlaka yapılacağız da altından kalkamayacağımız, üstesinden gelemeyeceğimiz şeylerle bizi imtihan etme anlamına da gelir. Ama aynı zamanda geçmişte böyle zor emirler, altından kalkılamayacak emirler konusunda da Allah'a yalvarıyoruz, yalvarışta bulunuyoruz. Ya Rabbi, öncekilere yüklediğin ağır yükleri bize de yükleme diyoruz. İşte onun için Rabbimiz burada 65 ayetlik bir bölüme kadar fıtrata uygun itaat etmeyenler, burada anlatılan fıtrata uygun emirler konusunda itaatsiz davrananlar, hele ki son bölümde kitapla peygamberin arasını ayıranlar, ya daha doğru bir ifadeyle söyleyeyim, Allah'la peygamberin arasını ayıranlar, Kur'an'la sünnetin arasını ayıranlar, her birini farklı bir yere koyup kendince bir hayat yaşayanlar bu anlamda sorgulanıyor. Etmeyin diyor. Bütün emir ve yasaklar fıtratınıza uygun şeylerdir. Siz yeter ki yapın. Yaparsanız
Günahsız mı? Allah zaten tevbe kapılarını açık tutmuş ardına kadar. Mağfireti sonsuza kadar açık zaten. Sürekli bu krediyi bize kullanın diyor adeta. Hatta bu krediyi kullanmasaydınız, yani günah işleyerek mağfiret dilemeseydiniz, yerinize mağfiret edecek insanlar yaratıldı adeta. Mağfiret kapısının ya da mağfiret mekanizmasının işlevselliği adına bunu yapardım diyor. Değil mi? Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselam'dan öğreniyoruz. Onun için bunu yapsaydınız sizin için daha hayırlı olurdu. İmanınızın sebatı için, imanınızın mükemmelliği için bu daha güzel olurdu. Üstelik katımızdan daha büyük mükafat ve sırat-ı müstakime yönlendirdik. Sırat-ı müstakim biz her gün istiyoruz Rabbimizden. Eğer cidden samimiysek, ben samimiyetimizden şüphe ettim anlamda söylemiyorum. Ama ister istemez Kur'an'ın muhatabı olduğunu iddia eden her bir Müslüman bu ihtimalle konuşmak zorundayız kendisine. Yani gerçekten samimi misiniz? İhdine sıratel müstakim. Ya Rabbi bizi sırat-ı müstakime ilet. Evet ilet diyoruz değil mi? O zaman sırat-ı müstakim budur işte. Yani Bakara'nın sonuna kadar, Ali İmran'ın sonuna kadar, Nisa'nın sonuna kadar, Kur'an'ın sonuna kadar. Sırat-ı müstakim budur. Notası burada çizilmiştir. Bunu istiyorsunuz. O zaman bu emir ve yasaklara uyun. Sizi sırat-ı müstakime ileteyim. Eğer samimi olarak bu adresi istiyorsanız. Yok hemen hem adres soruyorsunuz, hem de kendi kafanıza göre gideceğiniz yönü belirleme gibi bir adetiniz varsa, o başka zaman bir samimiyetsiz olur. Öyle değil mi? Sırat-ı müstakim. Adeta Fatiha suresinde biz bunu söyledikten sonra hani sırat-ı lezine en'amte aleyhim diyoruz ya, sırat-ı müstakim ne? Yani hayali bir şey mi? Kaf Dağı'nın ötesinde mi? Yok. Kendilerine nimet verdiklerinin yolu. Tersinde söyletiyor bize Rabbimiz. Gazaba uğramışların ve sapmışların, bilerek dinle oynayanların ve bilmeden dine hurafe bidat katanların sapma ve bozulma, gazaba uğrama bu. Yani Yahudileşmenin ve Hristiyanlaşmanın sonucu. Bunlar gibi yapma diyoruz ve Ya Rabbi bizi nimet verdiklerinin yoluna ilet. Onların yoluna değil. Sanki oradaki bu mana bütünlüğünü 69. ayetle birlikte mana bütünlüğü ortaya çıkarıyor. Sizi sırat-ı müstakime yönlendiririm. Sırat-ı müstakim ne? İşte sanki 69. ayet bunu anlatıyor. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولُ Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِح۪ينَ Bunlar Allah'a ve Resul'e itaat edenler, Allah'ı ve Resul'ü birbirinden ayırmayanlar, Allah ayrı, peygamber ayrı demeyenler, peygamberden Allah'ı öğrenenler, Kur'an'ı peygamberin sünnetiyle tanıyanlar. Evet bunlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle birlikte olacaklar. Ve hasbuna ulaike rafika, bunlar ne güzel arkadaştır. Hani Fatiha suresini okurken de Nisa 69. ayet referans gösterilir değil mi? Sıratan lezine en'amte aleyhim, nimet verdiklerinin yolu. Kimmiş bu? Hemen Nisa 69'da bizi tanıştırmıştır Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Hemen 69. ayetle biz bunu anlıyoruz. Nimet verdiklerinin yolu. Kim? Peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler. En güzel arkadaşlık yapacak insanlar da bunlar. Bunlar kıyamette bunlarla birlikte olacaklar. Yani yukarıda bu emirleri yerine getirenler, sırat-ı müstakimden yana olanlar, bu çizgide istikamet üzere devam etmekten yana tavır alanlar, evet onlar peygamberlerle, sıddıklarla, şehit ve salihlerle birlikte Allah'ın huzurunda olacaklar. Bu ayetin anlaşılmasına katkıda bulunur düşüncesiyle, nüzul sebebi olarak demeyeyim de, belki bu ayetin anlaşılmasına katkıda bulunan bir olay olarak anlatalım en iyisi. Sevban radıyallahu anh var, ashab-ı kiramdan. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı bütün sahabe-i kiram seviyor ama Sevban bir başka şekil seviyor. Öyle ki evine gidiyor, gittikten sonra peygamberin sohbetinden evin içerisinde, evine girdiği andan itibaren bile peygamber aleyhisselamın sohbetinden uzak kaldığından dolayı üzülüyor, sabahı zor ediyor ya da müsait zamanı zor buluyor, tekrar geliyor peygambere. Öylesine bir aşık. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına geliyor bir gün. Niye ağladığını soruyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Sevban ağlıyor.
Hatta bunu da kendisi aynen bizzat ifade ediyor aleyhissalatü vesselama. Ya Resulallah diyor, ben eve gidiyorum, sensizler dayanamıyorum, tekrar geliyorum yanına. Ve ağlıyor, niye ağlıyorsun dediğinde, ya Resulallah diyor, ben bunu böyle düşünüyorum ama bir de yarın kıyamet günü sen de öleceksin, ben de öleceğim. Senin Allah'ın yanındaki makamın alabildiğine yüksek, alabildiğine Allah'a yakın. Ben gibi bir insan ise, yani Allah beni cennete koysa bile ümit ederim ama diyor, hani senin yanına gelme imkanı olmaz gibi düşünüyorum. Bunu düşündüğüm zaman, bu aklıma geldiği zaman kendimi tutamıyorum ve ağlıyorum diyor. Ağlıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da Nisa okuduğumuz 69. ayetle kendisine cevap veriyor. Sen Allah'a itaat ediyor musun? Ayet öyle değil mi? Resul'e itaat ettin mi? Tamam, mesele bitmiştir. Allah'ın kendine nimet verdiği farklı makamlarda da olsalar, peygamberler, salihler, sıddıklar ve şehitlerle birlikte Allah'ın huzurunda olacaksınız. Kademe farkı, mertebe farkı olsa bile onlarla birlikte olma şerefine nail olacaksınız. Yeter ki sen Allah ve Resulüne itaat et. Yeter ki sen onları sev ama sevdiğini sadece söylemekle kalma, ona itaat et. Boyun eğdiğin takdirde onlarla birlikte olacaksın deyince Sevban teselli buluyor. Allah bilir herhalde Sevban'ın şahsında biz de teselli olalım. Ama nasıl? Nasıl? Dünyada bu tavrı ortaya koyan insanlar ise teselli bulalım. Değilse sadece peygamberi anan, peygamber ismi zikredildiği zaman salavat getirmekten başka bir tavır göstermeyen, elini göğsüne kalbine koyan ve sevgi peygamberi, rahmet peygamberi olman ötesinde bir özellikle peygamberi tanımayan bir insan modelinden bahsetmiyoruz değil mi herhalde? Tanınan ama itaat edilen. Şu soruyu sorarak zannedersem içinden çıkarız. Yani peygamber diyoruz, peygamber diyoruz, Muhammed Aleyhisselam diyoruz da neyimiz buna benziyor ki yarın beraber olalım? Bu soruyu cidden soralım. Neyimiz benziyor ki yarın beraber olma şerefini, nail olma ümidini taşıyalım? Ümitsize sevk etme adına bunu söylemiyorum. İş elimizde sonuçta. Buraya kadar anlatılanlar da bunun ispatı değil miydi? Yani bütün bu kuralları, emir ve yasakları uygulamaktan bizi alıkoyan ne ki dersiniz? Kim alıkoydu ki? Yani silah zoruyla mı bizim bu emirleri yerine getirmemiz engellendi? Yok. Heva ve hevesimizi tanrılaştırdık, ilahlaştırdık, büyüttük ve biz onun peşinden gitmeye başladık. Bazen koltuk, bazen kadın, bazen para, bazen mal mülk, bazen kasa ve kese, bazen rütbe, neyse işte. Yani birilerinin peşinde koşturduk ve bunların erişilmez, ulaşılmaz, uygulanmaz, amel edilmez şeyler olduğunu adeta ikrar etmeye başladık. Ve böyle olmamalıydı. Peygamberle birlikte olmak kıyamette o kadar zor değil ama tabii bir o kadar da söyleyeyim, kolay da değil. Yani şu içinde yaşadığımız halet-i ruhiyemiz itibariyle söylüyorum. Bu hali tümlelerimizle birlikte söylüyorum. Çünkü emin olun, yani ben sizden, siz benden farklı değilsiniz ama yani herhalde öyledir galiba. Farklı düşünenleriniz de olabilir. Yani hiçbirimiz peygamberi birkaç gün evimizde misafir olarak ağırlamaktan hoşlanmayız. Çünkü programlarımız, planlarımız allak bullak olur. Okullarımıza zaten götüremeyiz. Çarşı pazarımız mı? Zaten yok ki. Kırsal kesime götürürüz, kenar mahalleye götürürüz, sadece gezdiririz peygamberi. Abartmıyoruz değil mi? Onun için peygamberle birlikte olma gibi bir özlem mi taşıyoruz? O zaman وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَيْهِ gündeme getirelim. Allah'a ve Resul'e itaat etmeyi, boyun eğmeyi, onun gibi bir hayat yaşamayı, her şeyimizi ona benzetmeye çalışmayı, bunları gündeme getirelim, plana çıkaralım ki yarın kıyamette onlarla birlikte olalım. Nebi, Sıddık, Şehit ve Salih. Ve bunlar ne güzel arkadaş dedi değil mi? Dünyada bunlarla birlikte olanlar, ahirette bunlarla birlikte olacak. Dünyada başkalarıyla birlikte olacak olanlar, ahirette bunlarla birlikte olur mu dersiniz? Ben böyle bir kural tanımıyorum şahsen. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle ifade eder değil mi? Bildiğiniz bir hadisti. Kişi arkadaşının, dostunun dini üzeredir. Dostunun hayat tarzı neyse o da onun hayat tarzına tabidir. O yüzden her birimiz dünyada dost ve arkadaş edineceği kimseye dikkat etsin, baksın diyor. Kiminle dostsanız onun dini üzeresiniz.
dünyada beraber olduğunuz insanlarla kıyamette de beraber olacaksınız. Olacağız. Tabii ki. Yani ben dünyada işimi gördürmek için beraberdim. Bu münafıklık olur. Samimiyetle beraberseniz bu da kıyamette sizin Allah peygamber dostlarıyla birlikte olmamanız anlamına gelir. Hangisini tercih edeceksek işte. Alın birini, birini ötekisini. Kişi dostunun dini üzeredir. Dostunuz kimse yarın kıyamet onunla birliktesiniz. Birlikte olacağız. Onun için herkes dost edindiği, sevdiği, gönül verdiği, gönül bağladığı insana bir baksın. Çünkü yarın kıyamet onun peşinden ayrılmayacak. Beraber olacaklar. Ve burada dostların, arkadaşların da adeta bir listesi mi verildi sanki? Öyle anlıyoruz değil mi? Peygamberle dost olacağız. Şahıs olarak yok ama ruhaniyeti olarak var. En azından mesajı olarak var. Ama diğerleri var değil mi? Sıddıklarla, şehitlerle, örnek olarak hayat yaşayan insanlarla ve salih, hayatı düzgün, muntazam yaşayan insanlarla olacağız. Onlarla birlikte olursak kıyamette de mertebemiz elbette peygamberin aynısı olmasa bile onunla görüşecek, onunla buluşacak kadar bir mertebeye sahip olabiliriz. Değilse ağlayabildiğimiz kadar ağlayalım Sevban gibi. Allah korusun. Zalike bu insanlarla arkadaş olmak ve bu arkadaşın neticesi olarak Allah'ın huzurunda onun rızası, onun cemali, onun nimetlerine ulaşmak zalikel fadlu minallah, Allah'tan bir fazıldır. Ve kefa billahi alime, Allah bilen olarak kafidir ya da hiç kimse Allah kadar bilmez. Bilen ancak Allah'tır. Hiç kimse Allah kadar bilmez. Yani sizin amel olarak ortaya koyduklarınızı ancak Allah bilir. Kendiniz bilir misiniz? Kendimiz de biliriz de. Yani başkası bizi farklı tanıyabilir ama asıl tanıyacak, asıl değerlendirecek olan da Allah'tır. Sanki Allah'ın bilgisiyle bizim amellerimiz yan yana geldiği zaman bir anlam kazanacak. Hani Türkçesi şu. Yani sadece amellerimizle biz kurtulmayacağız anlamına mı geliyor? Allah Resulü'nden bunu duymasak söyleme imkanımız yok. O da aynısını söylüyor. Sadece amellerinize güvenmeyin diyor. Siz de mi ya Resulallah? Evet ben de diyor. Meğer ki Allah'ın rahmeti ola. Allah'ın rahmetiyle birlikte değerlendirildiği zaman amel bir karşılık bulacaktır. Bize düşen amel işlemektir. Niyetlerimizi sağlamlaştırmaktır. Allah'ın rahmetini celbetmek üzere bunu ortaya koymaktır. Allah'ın rahmetine geldikten sonra kurtuluş evet her birimiz için var olacaktır. Her birimiz için kurtuluş söz konusu olacaktır. Ama amelsiz sadece Allah'ın rahmetine güvenmek yok böyle bir İslami anlayış. Sadece amel de olmayacak, amelle birlikte rahmet olacaktır. Çünkü Allah ortaya koyduğumuz bir hayat boyu, bir ömür boyu ortaya koyduğumuz amelleri mesela bize verdiği göz nimetinin karşılığı olarak saydım dese, hadi kulağın nimetin karşılığını verin dese yok elimizde başka bir amel ki. En azından yani böyle düşünelim. Onun için Allah'ın bilgisiyle, Allah'ın rahmetiyle birlikte amellerimiz değer kazanacak ve peygamberlerle, sıddık, şehit ve salihlerle birlikte Rabbimiz bizi haşretmiş olacaktır. Rabbim böyle bir konuma bizi yüceltsin ama böyle bir konuma yüceltecek ameller de lütfetsin. Ya eyyühellezine amenü. Amin dedik madem. Madem her birimiz bundan yanayız öyle mi? Bakın çok ağır bir sorumluluk geliyor. Ey iman edenler. Allah'a kul olma, Allah'ın yanında güzel mertebeler, güzel makamlar edinme, peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle birlikte olma gibi bir amacınız mı var? Bu amaca yönelik ameliniz mi var? İşte o amellerden bir tanesi. Ey iman edenler! Huzû hizrakum, savaş için hazırlıklarınızı yapın. Fenfirû subâtin evinfirû cemî'a. İster gruplar halinde böyle bir savaş durumuna çıkın, isterse topyekün, bir ümmet olarak, bir toplum olarak çıkın, ister öyle ister böyle, savaş için hazırlık yapın, diyor Rabbimiz. Nisa suresinin 71. ayetini okuyoruz. Allah durup dururken savaşa mı davet etti ne? Ben sizi bilmem ama bu bölümü anlatmaktan haya ettiğimizi, bu bölümü anlatmaktan biraz
çekindiğimizi, çekinerek anlatmak istediğimizi belirtmek isterim. Sadece edebiyatını yapacağız çünkü. Sadece sözünü yapacağız çünkü. Allah savaş gibi bir amacı, yani küfre karşı, zulme karşı direnme gibi bir amacı olmayan bir toplumun savaş hazırlığında bulunmasını emretmiş olamaz, değil mi? Hazırlık için bir defa zihinde bir şeyin olması lazım. Zihinde bunun bir karşılığı olması lazım. Allah hazırlık yapın diyecek. Bu emri okuyacağız. Ama zihnimizde öyle bir şey yok ki. Çünkü arkamıza yığdığımız o kadar şey var ki onları bir çırpıda terk etmek, onlardan vazgeçmek kolay değil demiyorum. İmkansız gibi bir şey hale dönüştü. Ben kendimden bahsediyorum. Sizi bilmiyorum. Yani o kadar arkamızda şey var ki ileri atıldığımız zaman zihnimiz, kafamız o kadar arkada takılacak şeyler bırakıyoruz ki adım atacak halimiz kalmıyor. Cihat mı? Savaş mı? Bunlar bizim lügatlarımızda zaten yok ki artık. Silindi, kazındı, bitti. Yok artık. Bizim cihadımız artık ekmek cihadı oldu. Bizim cihadımız artık para cihadı oldu, mallık cihadı oldu. Hatta çevrenize bakınız, yanı başınızdaki insanlara bir bakınız. Eskinin mücahitleri, şimdinin müteahhitleri. Müteahhitleri laf söylediğimi zannetmeyin. O anlamda söylemiyorum. Yani cihat taahhüte dönüştü artık. Böyle bir ortamda bu ayetleri nasıl anlatacağımı doğrusu düşünemiyorum. Düşününce de zorlanıyorum. Ama atlayacak halimiz yok elbette. En azından rahatsız olalım. Amacımız da Kur'an'ı okurken bizi rahatsız ediyorsa, bizi endişeye sevk ediyorsa, endişesiz, tasasız, kedersiz bırakmıyorsa iyi yoldayız demektir. Hiç etkilemiyorsa bizi, hiç umursamıyorsak okuduktan sonraki halimizle okumadan önceki halimiz arasında bir fark kalmıyorsa o Kur'an'ın okunmasının fazla bir anlamı da yok demektir. Rabbim bizi bu hale getirmesin. Ey iman edenler, ister grup halinde, ister topyekun savaş için hazırlık yapınız. Bu hazırlık tabii ki ne için? Bir savaş için. Hazırlığın adı konulmuyor. Ne gerekiyorsa, tedarik olarak ne yapılması gerekiyorsa o yapılacaktır. Tabii hemen bir soru gündeme gelecektir. Yani İslam hani barış diniydi? Evet, ama aynı zamanda savaş dinidir. Yani siz yeryüzünde savaşsız bir dünya garantisi taahhüdünde bulunabilir misiniz? Ya da yeryüzünde hangi fert, hangi toplum, hangi ilim, bilim adamı savaşsız bir dünya öngörüsünde bulunabilir ki? Böyle bir öngörde, böyle bir garantide, taahhütte bulunun, İslam böyle bir emri olmaz, böyle bir çağrısı da olmaz elbette. Madem savaşsız bir dünya söz konusu olmayacağına göre, elbette İslam da bir ideal, bir sosyal toplum dini ise eğer, o zaman bunun da böyle bir kuralı olacaktır elbette. Daha netleştireyim isterseniz, yani mesela idam etmeyi ya da bir takım yaptırımları, cezaları kaldırarak masumların hayat hakkı korunmadığı gibi, korunmaz değil mi? İdamı kaldırdınız, cezayı kaldırdınız. Masumların hakkını kim koruyacak? Koruyamazsınız. İşte bunun gibi aynen savaşı kaldırarak da uluslararası ilişkilerde adaleti de sağlayamazsınız. Bugünün modern ifadesiyle savaş için barış diyorlar. İşte barış için savaş diyorlar. Barış için savaş. Herkes buna yönelik tedbirlerini alır. Eğer bir güçseniz, eğer iddianız varsa yeryüzünde mutlaka düşmanlarınız olacaktır. Tam da burada özellikle bu ayete gelinceye kadar bir dizi toplumsal husus anlatıldı. Sosyal düzenlemeler anlatıldı. Yani siz bireysel anlamda değil sadece. Sosyal anlamda da bu düzenlemeleri yapacaksınız, sonra rahat edeceksiniz, öyle mi? Mümkün de böyle bir şey olmaz. Bunu aklımızın bir köşesine yazalım. Allah'ın bizim önümüze koyduğu dinin sosyal yönlerini, toplumsal yönlerini ortaya koyacaksınız ve sonra rahat yüzü göreceksiniz. Bu olacak şey değil.
tarihte olmamış ki bundan sonra olsun. Olmayacağına göre, mutlaka birilerisini rahatsız edeceğine göre buna yönelik tedbirlerinizi almak zorundasınız. Ya değilse, değerli kardeşlerim, ya değilse İslam savaş heveslisi bir din değil. Müslümanları da savaş çığırtkanlığı yapmaya sevk eden bir din hiç değil. Bu bağlamda İslam'ın savaş mantığını anlayışını uzun uzun ödeyecek halim yok. Yeri geldikçe değineceğiz ama kısa ve öz ifadeyle bir şey söylemeye çalışacağım. İslam'ın savaş anlayışını, düşüncesini İslam'ın kendisinden öğrenenler doğru öğrenir. Dikkat buyurun. Kur'an'ın kendisinden öğrenenler, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalarından öğrenenler, İslam'ın savaş düşüncesinin ne olduğunu tam öğrenirler. Ama İslam'ın savaş mantığını, düşüncesini bunlardan değil de tarihin falan dönemindeki Müslümanlardan, Müslüman toplumlardan öğrenmeye kalkarsanız o zaman yanlış yaparsınız. Bu olmaz. Müslümanların tarihi ve İslam'ın tarihi bu anlamda birbirinden biraz farklı. Hatta bazen çok farklı. İslam'ın tarihiyle Müslümanların tarihi çok farklıdır. Yani şimdi siz mesela Hulefai Reşid'in döneminden sonraki o buhranlı dönemdeki savaş düşüncesini İslam'ın savaş mantığı olarak ortaya koyabilir misiniz? Olur mu öyle şey? Olmaz. Peki o zaman nedir İslam'ın? İslam'ın savaşa yüklediği anlam nedir? Bir defa şunu bilelim. İnşallah yanlış anlatmam, yanlış anlaşılmaz da İlahi Kelimetullah için bir defa savaş emredilmemiştir İslam'da. Dini tebliğ etmek amacıyla savaş yoktur İslam'da. Yani biz bir toplumu Müslümanlaştıralım düşüncesiyle savaşa gidilmez. Gidilmemiştir. Ha tarihin bir yönde gitmişlerse onu bilmiyorum. Gitmişlerse. Ben gittiler iddiasına değilim. Bu amaçla savaş yapılmaz. Hazreti Peygamber'in hiçbir savaşında toplumun dinini değiştirme amacı güdülmemiştir. Yok böyle bir amaç. Hatta Mekke'nin fethinden sonra bile insanlar dinleri üzerine kalmıştır. Çok da önemli değil. Hristiyanlar Peygamber'in mescidinde özgürlüğü alabildiğine tadını çıkarmışlar ibadetini yapmak suretiyle. Hiç önemli değil. Müslümanlar Müslümanca, yani tabirimi hoş görün ama adam gibi Müslümanca yaşadıkları zaman ne Hristiyanların, ne Yahudilerin, ne müşriklerin, ne başka putperestlerin topluma vaat edeceği hiçbir şey yoktur. Olmaz da. Biz yanılınca birileri bu yamukluğun ortaya çıkardığı boşlukları dolduruyor. Misyonerlik adına, başka şeyler adına mesela. Onun için İslam'ın temel hedefi din değiştirmek değil, insanları Müslüman yapmak değil. Ya? Nedir peki? Tek cümleyle özetleyeyim, özetlemeye çalışayım becerebilirsem. İslam'ın savaş emrinin tek nedeni inanç üzerindeki baskıları kaldırmaktır. Bu başka nedeni yoktur. Nereye bakarsanız bakınız, savaş nedenidir bu İslam'a göre. Fertlerinin, müntesiplerinin, Müslüman olmak isteyenlerin önüne engel oluşturulduğu zaman bir toplumda, evet o toplumun oluşturduğu engellerin kaldırılması Müslümanların boynunun borcudur. Onun dışında bu baskının dışında hiçbir şey savaş nedeni olmaz. İşte bu ayeti bu şartlarda okuyalım ya da bu bölümü. Müslümanların inançları üzerinde baskıların ortadan kaldırılması amacına yönelik bir savaş emriyle karşı karşıyayız. Ve bu ayet nazil olduğunda Müslümanlar Bedir'i yaşamışlar. Uhud'u yaşamışlar, Hendek'i yaşamışlar. Arkasından bu emir geliyor. Çünkü savaşmamış insanlara emir değil bu. Aynı zamanda savaşmış, tarihi anlamda söylüyorum. Savaşmış insanlara bir emir ama aynı zamanda yeniden kendilerine çeki düzen verme. Yani gevşemeyin. Gevşemeyin. Dağılmayın. Gücünüzü toparlayın. Çünkü iş bitmedi. Tehlike bitmedi. Yani Hendek'le birlikte biliyorsunuz. Artık Müslümanlar savunma pozisyonundan çıktı artık. Müşrikler artık kara kara düşünmeye başlamıştı. Tarihsel bağlamda. Onun için bu Müslümanların dağılmamaları için bir uyarı. Hazırlıklarınızı sürekli yapın. Gerek toplu bir şekilde gerek gruplar haline gittiğiniz zaman bu hazırlıklarınızı yapın. Ve Allah sonraki ayetlerde bu hazırlıklardan bizim alıkonmamızın nedenini, bu hazırlıklara giriş neyişimizin nedenini, savaşa biraz mesafeli, hazırlıklara biraz mesafeli duruşumuzun nedenine bağlı biliyor musunuz?
dünyevileşmeye mani. Okuyalım. 72, 73. ayetleri okuyalım. Tekrar dönelim buraya. Bakın, bir tavır, bir insan karakteri ortaya konuyor. Bu emir geldikten sonra diyor ki Rabbimiz وَاِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَقْتِ اَنَّ İçinizden ağır davrananlar var. Ağır davrananlar. Hantal davrananlar var. Hani kim var dendiğinde sağına soluna bakan tiplerden bahsediyor. Allah-u Alem böyle. Yani kim var dendiğinde ben varım demek gerekirken bir Müslüman için sağına soluna bakan, ağır davranan, yani benden öncekiler insan, İsrailoğullar böyle yapıyordu ya, sen de Rabbin gidin savaşın diyor Musa Aleyhisselam'a. Aynı onun gibi. Yerlerine çakılıp kalan, hantal davrananlar var içinizden. İçinizden dediği kim? Bir önceki ayet yerlerlediğine amenü demeseydi burada bir şeyler bulurduk, çözerdik ama yani bize sesleniyor. Müslüman olduğunu söyleyen farklara sesleniyor. İçinizden ağır davrananlar var. فَاِنْ اَصَابَتْكُمْ مُصِيبَتُنْ Size bir musibet dokunduğu zaman kâle der ki bu içinizden ağır davrananlar, dünyayı çok sevenler, sizin başınıza bir musibet geldiği zaman derler ki قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيَّ اِذْ لَنَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا Onlarla birlikte bu musibetin yaşandığı dönemde onlarla birlikte olmamak suretiyle Rabbim bana lütfetti. Allah bana iyilikte bulundu da paçayı yırttık diyecek. İçinizden böyleleri var. وَلَيْنَ سَابَكُمْ فَضْلٌ مِنْ اللّٰهِ Allah'tan bir fazil mi geldi size? Böyle bir harekete giriştiniz, sonucunda güzel şeyler elde ettiniz. Mesela dünyalık olarak. O zaman bu karakter, bu tip ne diyecek biliyor musunuz? لَيَقُولَنَّ derler ki كَلَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمَ بَيْنَهُمَ وَدَّتُنْ Sanki aranızda hiç dostluk yokmuş gibi. Sanki farklı bir toplumda yaşıyormuş gibi. Sanki bu talepler ona yönlendirilmemiş, sanki hiç duymamış gibi. Sanki bu toplumun ferdi değilmiş gibi davranak der ki يَا لَيْتَنِ كُنْتُ مَعَهُمْ فَاَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا Ya keşke ben de onlarla birlikte olsaydım da köşeyi dönseydim, başarsaydım der. Ne zaman? Allah'ın bir lütfu, bir faziletine kavuştuğumuz zaman da böyle derler. 74. ayet-i kerimeyi de okuyalım. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ O halde, fe diyor, fel. O halde, dünyayı verip ahirete alanlar, dünyadan vazgeçenler, dünyayı verip ahirete alanlar, dünyadan vazgeçenler, Allah yolunda savaşsınlar. وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَعْلِبْ Kim Allah yolunda savaşır, öldürülür ve de galip gelirse, öldürülür veya galip gelir, galip gelirse, فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظِيمًا Ona kendi katımızdan büyük bir mükafat veririz. Bu üç ayeti birlikte değerlendirelim şimdi. Bir insan tipinden, karakterinden bahsediyor. Riskli dönemlerde, Medine falan gitmeye gerek yok ha. Onu baştan söyleyeyim. Tam Medine'den örnek aramayalım. Evet bir savaş örneği ortada ama bu riskin en üst düzeyde yaşandığı bir ortam olması hasebiyle veriliyor. Bunun dışında benzer örnekler hayatın her kademesine yaşanıyor. Savaş ortamında böyle. Bir musibetle mi karşılaştınız? Adam katılmamış o sefere. Ne diyecektir? Allah'a hamd ediyor. Allah bana lütfetti ki ben onlarla birlikte olmadım da bu sıkıntı yaşamadım. Bir mağlubiyet, bir hezimet, bir sıkıntı. Allah'tan ki gitmem, Allah'ın büyük bir lütfu benim üzerinde diye kendiyle pay çıkarmaya çalışıyor. Ya da bir başka seferde nimete mi ulaştınız, bir genişlik mi elde ettiniz, tüh ya diyecek. Böyle olduğunu bilseydim ben de katılırdım hiç olmasa. Bir başarı elde etmeye çalışırdım. Peşinden Allah ne dedi? O zaman dedi, bütün derdiniz dünya mı? Dünyayı ahirete satanlar, dünyayı ahirete feda edenler, o zaman Allah yolunda savaşsınlar. Savaştığınız zaman ya öldürülmek var, ya galip olmak var. Her halükarda ücret var mı? Var. Başarı nedir peki? Başarı mı? Öldürülmek başarı mı? Dünya kafasıyla düşünelim hadi. Öldürülmek başarı mı Allah adına?
Ama Allahça düşündüğünüz zaman, Allah'ın penceresinden baktığınız zaman öldürülmek ile galip gelmek arasında hiçbir fark yok. Bakın dikkat ettiniz mi ayette? Bir Müslüman için, bir Müslüman toplum için mağlubiyet diye bir kavram yok değil mi? Mağlup olmak diye bir kavram yok. Yok böyle bir kavram. Öldürülmek var, galip olmak var. Her ikisi Allah ne diyor? İhdel husnayayn. İki güzellikten birisi. Öldürülmek de güzel, galip gelmek de güzel. Ne fark eder? Galip gelenler öldürülmediği için hiçbir zaman sevinmemişler. Müslümanlar. Öldürülen ailesi, akrabası, efradı öldürülenler de keşke öldürülmeseydi, galip gelerek dönseydi diye temenni etmemişlerdir. Herkes hakkına razı olmuştur. Siyer'i benden iyi bilirsiniz. Siyer'i okuduğunuz zaman, İslam tarihinin o ilk dönemlerini okuduğunuz zaman, savaşların içerisinde gezinirken sahabi şehit oluyor, Müslümanlar başına koşuyor. Kullandıkları bir ifade var. Nedir? Kazandı diyor değil mi? Kazandı. Neyi kazandı? Ya adam ölerek kazanır mı hiç? Ölmek suretiyle hiç kazanç olur mu? Allah'ın dininde bu var işte bak. Şimdi buraya dönüp tekrar kendimizi sorgulayalım. Yakın döneme kadar dahil yaşadığımız buhranlı dönemler, sıkıntılı dönemler içerisinde kardeşlerimizden bir kısmının başına musibet geldiği zaman içimizden böyle bir temenni geçirdik mi Allah adına? Allah korusun. Yandık o zaman. Yani Allah bana lütfetti de ben bu riske girmeden paçayı sıyırdım. Ne dediniz? Yandınız. Eğer Allah yolunda bir çalışmadan bu şekilde sıyrılmaya hamd ediyorsanız o zaman bu ayetin kapsamındasınız. Ya da bir başarıya mı ulaştı birileri? Tüh ya bunu kaçırdık mı dediniz? Bilseydik biz de giderdik madem sonu böyledir. Ne dediniz? Yandınız. Onun için değerli kardeşlerim, savaş örneğinde Rabbimiz başarıyı ve başarısızlığı irdelememizi istiyor adeta. Neyin başarı ve neyin başarısızlık olduğunu özellikle burada tespit etmemizi istiyor bakınız. Bütün yatırımlarını dünyaya yönlendiren günümüz Müslümanları, dünyevileşen Müslümanlar, dünyayı kıblegah haline getiren Müslümanlar. Yani böyle demek zorunda kaldık. Evet, bu Müslümanlar bu ayetleri okudukları zaman biraz kendilerine yönelik okusunlar. Kendilerine yönelik okusunlar. Ben önce kendime yönelik okuyorum, siz de kendinize yönelik okuyun. Çünkü bu savaş ortamından bahsediyor. Hazırlıklardan bahsediyor. Amaç ne? Düşmanları korkutmak değil mi? Nitekim bu ayetin paralel ayeti Enfal suresi öyle geçer değil mi? Atlardan hazırlayın, güç hazırlayın, kuvvet hazırlayın ki düşmanlarınızı onunla korkutasınız diyor. Kim o? Düşmanlarımız kafirler değil. Düşmanlarımız inanç üzerine baskı yapanlar. Müslümanların tek düşmanı var. Başka düşmanı yok. Kafir olduğu için hiçbir insan düşman olarak nitelenemez. Ya baskının taraftarıysa o İslam'ın ve Müslümanların düşmanıdır. Onları korkutasınız diye. Peki soralım birbirimize, kendimize soralım. Gerçekten korkutacak bir marifetimiz kaldı mı? Düşmanların bizden korkmasını sağlayacak bir öz var mı? Belki de ben yanılıyorum. Ama şu hadisi de okumadan geçmeyelim. Bildiğiniz bir hadisi bu gözle tekrar okuyalım, hatırlayalım, hatırlatalım birbirimize. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam يُوشَكُ اَنْ تَتَدَاءَ عَلَيْكُمُ الْاُمَمْ diye başlayan bir hadiste öyle bir zamandan korkulur ki toplumlar, ümmetler, milletler başınıza üşüşürler adeta. Öbürlerin yemek tabakları sofra üzerine üşüştükleri gibi üşüşürler. Ashab-ı kiram hemen ya Resulallah o gün az olacağımızdan mı diyor? Allah Resulü diyor ki hayır tam tersine o gün çok olacaksınız. Senin üzerindeki çer çöp gibi köpük gibi olacaksınız. Kaba, büyük görünüyor yani adeta bir dağ gibi görüneceksiniz. Ama köpük çer çöp, fos yani. Ve düşmanlarınızın sizden korkusu kalmayacak diyor. Hadiste aynı bu ifade geçebiliyor musunuz? Düşmanlarınızın sizden korkusu kalmayacak. Sayısal anlamda çok. Kelime sayısı itibariyle çok ama fos
Ve üstelik bir de düşmanlar sizden korkmayacak. Ve kalbinize de vehm girecek. وَمَا الْوَهْمُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Vehm nedir ey Allah'ın Resulü dediğinde de ashab-ı kiram حُبُّ الْحَيَاتِ وَكَرَاهِيَّةُ الْمَوْتِ diyor. Hayatı sevmek ve ölümden hoşlanmamaktır. Hayatı sevmek, ölümden hoşlanmamak vehmin kalbimize girmesinin nedenidir. Bu girdi mi, hadisin başına doğru gidin şimdi. Bu girdi mi kalbimize, düşmanların bizden korkusu olmaz. Olmadığını istediğiniz kadar çok olun, senin üzerindeki çöp gibi olacaksınız. Oldunuz mu, ümmetler başınıza üşüyecektir, yemek bitirmek için uğraşacaklar. Herkes parselleyecektir Müslüman dünyayı, Müslüman coğrafyayı. Nereden geldik, nereye ulaştık bakın. Hayatı sevmek ve ölümden hoşlanmamak. Bütün planları ölüm üzerine olmayan Müslümanlar olduğu zaman bu sıkıntı bizi bekleyecek değerli kardeşlerim. Yani ölümden kim hoşlanır ki? Elbette bu anlamda değil. Ama ölümden çok fazla korkmamak lazım. Çünkü hayatı sevmenin zıttıdır bakın bu. Beraber değerlendiriliyor. Hayatı sevdiniz mi ölümden hoşlanmazsınız. Kim ölmek isterim? Bu kadar nimeti arkada bırakacağın şey ne kadar fazla olursa öne atılmanız o kadar zorlaşır biliyor musunuz? Arkada kalacak şey çünkü çok fazladır. Onun için hayat çok seviliyorsa ölüm gündeminize düşmeyecektir, girmeyecektir. Girmedi mi korku girecektir. Düşmanlar korkmayacaktır. Adam yerine konmayacağız. Hesaba katılmayacak Müslümanlar. Onun için işin dünya ve dünyevileşmeyle birebir ilişkilendirildiğini okuyoruz bakınız burada. Sırf menfaat üzerine, sırf çıkar üzerine bir başarıya odaklanan bir karakter bozukluğundan ya da bozuk bir karakterden bahsediyor. Müslümanların böyle olmaya hakları yok. Yok böyle olmaya hakları. Bu süreci aslında biz Müslümanlar kendimiz hazırlıyoruz. Kimse bize dayatmadan biz kendi tercihlerimizle bunu oluşturuyoruz. Herkes kendi kendisine sorsun. Yani burada bazen eleştirel konuştuğumuz zaman, burada bazen böyle hayatın içerisine girdiğimiz zaman, bazen ya acaba benden mi bahsediyor diye kendi kendinize soru sorduğunuz zamanlar, yani beni bağışlayın ama havadan konuşmayacağız. Burada sadece dolgu malzemesi olsun diye konuşmayacağımıza göre bazen sıkılacaksınız, bazen elbette size dokunacak şeyler olabilir. Ben kendime dokundurduğum şeyler de olacaktır elbette. Olması gereken şeylerdir. Tam bu anlamda söylüyorum şimdi. Yani Allah adına soruyorum. Bu süreci kendimiz hazırlamıyor muyuz? Mesela çocuklarınızla ilgili bir soru sorayım. Çocuklarınızın hangi başarısı sizin iftihar nedeninizdir? Çocuklarınızın hangi başarısı, sizin başarı dediğiniz hangi süreç sizin koltuklarınızın kabarmasının vesilesidir? İstisna anlamda söylemiyorum. Bireysel örneklerden bahsetmiyorum. Genel anlamda toplumsal bir hastalık olarak. Bakın nedir başarımız? Başarı dediğimiz şey nedir? Önümüze koyduğumuz bir hedef var. Çocuğum, oğlum, kızım üniversiteden şu bölümde kazandı mı tamamen başarı. Hatta dünyevileşmenin kitabının ayetleri teşbih tahta olmaz. Billboardlarda yazarlar değil mi? %100 başarı. Başarı gururumuz. Nedir başarı dediğimiz? Bir defa Kur'an bize bir başarı öyküsü anlatıyor. Sonu cennetle bitiyorsa buna başarı denir. Sonu cennetle bitmiyorsa bu yolculuk, bu süreç buna başarı diyebilecek misiniz? O anlamda çocuklarımızın bizi iftihara sürükleyen başarılarına bir göz atın isterseniz. Ve bu başarılarını elde etmek için af buyurun ama attığımız taklalara bir göz atın bakalım. Harcadığımız mesaiye, yaptığımız masraflara, dertlere, endişelere, zihindeki takılmalara, bütün bunlara bakınız. Hepsinin sonucuna bakıyorsunuz. Bir etiket, bir koltuk, bir makam. Başka da yok. Ben zaman zaman kardeşlerimize şunu öneriyorum. Allah adına bulunduğunuz kentinizde, bulunduğunuz şehrinizde şu ana kadar hiç duydunuz mu? Mesela bir çocuğumuzun, hani 12 yaşında, 15 yaşında henüz yeni buluğ çağına ermiş ya da ermemiş, küçük. Ama Kur'an anlamında, ama İslam anlamında ortaya koyduğu güzel bir performans, güzel bir başarının bir boardlarda,
Mesela büyük pankartlar içerisinde şehrimizin ana caddelerinde takdim edildiğini hiç gördünüz mü? Neden görmüyorsunuz peki? Neden görmek istemediniz? Ama birden hangi başarının altına imza atan bir çocuk günlerce, günlerce, aylarca, yıllarca, hatta eskimeden geçen seneki birincimiz, iki sene önceki birincimiz, üçüncümüz, beşincimiz diye takdim edilir değil mi? Neden? Aslında neye önem verdiğimizin ifadesi. Bana başka türlü anlatamazsınız. Birbirinize başka türlü anlatamayız değerli kardeşlerim. Bizim neye önem verdiğimizin ifadesidir bakınız bu. Ve bu kıpırdanma belirtisi de görünmüyor maalesef. Herkes birbirleriyle yarışıyor. Herkes bir başkasına göre çözümü düzenliyor. Kimse Allah'a sormuyor. Kimse peygambere de sormuyor. Dünyevi olma, dünyevileşme konusunda, dünyevi hedeflere ulaşma konusunda alabildiğine sınır tanımaz Müslüman. Ama din konusunda alabildiğine mütevazi Müslüman. Ne demek yani bu? Yani bir Müslümanın çocuğu, yani namazını işte şöyle böyle kıldığı zaman, hatta günde 3-4 vakit bile kıldığı zaman tamam diyor, bu yeter. Ama başka alanlarda hiç yetinmiyor. Hep bir numara olsun diye çalışmıyor muyuz? Buna başarı diyoruz değil mi? Sonu cennet oldu mu? Cennetle bitiyorsa ne mutlu size beraberinde aynı şekilde. Yani ilme bilme karşı olma anlamında bunu söylemiyorum. Yanlış anlamayın sakın. Ama birilerini birilerine tercih ediyoruz. Bir şeyleri bir şeylere tercih ediyoruz. Hatta tercihin ötesinde bir şeyleri savsaklıyoruz. Bir şeyleri ön plana çıkarıyoruz. İdeal iman haline getiriyoruz bakınız. Varsa yoksa başarı dediğimiz şeydir. Ve ulaştığı zaman Allah bana lütfetti diyoruz. Övünüyoruz ya. Allah bana lütfetti. Ya senin övüneceğin, sevineceğin şey değil. Senin çocuğun yarın yakana yapışacak Allah'ın huzurunda. Ey baba, sen bana her şeyi yaptırdın, yaptın, söyledin, fedakarlık yaptın da bana Rabbimi kitabım kadar, bana Rabbimi okuduğum kadar tanıtmadın, bir yakana yapışacak. Ağlaman lazımken tamam bir görevini yaptın diyorsun. Ya da çocuğun Müslümanca bir hayat yaşamıyor. Abdest, namaz, kitap, beraber peygamber yok. Ondan sonra diyorsun tamam bu çocuğum ileride düşünüyor. Neden başka konularda bu kadar mütevazi davranmıyorsun da din konusunu alabildiğine mütevazi davranıyorsunuz? Bu bizim handikapımız değerli kardeşler. Onun için savaş ortamından bir örnekle başarı ve başarısızlık önümüze konuyor. Buradan hareketle risk alan bütün hayatın birimlerinde önümüze konan bir örnek haline getirilir. Bu durum. Başarıyı neye göre tespit edeceğiz? Neye başarısızlık diyeceğiz? Hatta eğer önümüze koyduğumuz hedeflere ulaşmak mutlak anlamda başarı olacaksa, onun dışındakiler başarısızlık olacaksa, bu yönüyle mesela sonuca, neticeye endekslenmek, odaklanmak konusunda da başarı ve başarısı böyle tarif edeceksek, o zaman birçok peygamberin vay haline değil mi? Haşa yani. Bir tek kendi kızları kendisine iman eden bir peygamberden bahsedilir. Lut aleyhisselam. Başka da kimse yok. Zariyat suresine bakınız. O toplumu helak ettiğimiz zaman gayra beytin ve müslümin der. Bir tane Müslüman evden başka da ev yok. Lut aleyhisselam. Ne oldu? Başarısız oldu değil mi? Nuh aleyhisselam 950 sene çabaladı. Yani en azından bir yere kadar 950 sene. Ondan ötesi, öncesi berisi de var belki de. Her 20 yıla, her 30 yıla bir tane Müslüman düşüyor rakamsal anlamda. Yani ne kadar başarı? Başarısız değil mi? Ya da hiç ümmet olmayan peygamber başarısız. Yahya Zekeriya zaten başarısız. Öyle değil mi bari? Bunu şunun için söylüyorum. Önünüze bir strateji koydunuz. Dediniz ki Allah bizden böyle bir kulluk istiyor. Peygamber bizden bir kulluk numunesi böyle istiyor. Dediniz. Dedikten sonra çabaladınız, gayret ettiniz. Baktınız olmadı. Birileri sizi geçti, başka yerlere geldi. Siz aynı yerinizde sayıyorsunuz. Döndünüz, dolaştınız, dediniz ki biz yanlış yaptık. Kim bu yanlış yaptığınızı söyletti size? Kur'an ve sünnet öğrendiğinizde bunu söylediyse tamam eyvallah. Ama değilse birilerinin başarı diye nitelediği şeye siz odaklandığınız ölçü olarak aldınız da kendinizi başarısız saydıysanız Allah indinde mesulsunuz. Şimdi soruyorum. Kurumsallaştınız. Okullarınızı yaptınız. Eğitim camiasına çok şey kazandırdınız. Yani siz buna başarı mı diyeceksiniz Allah adına? Neyi neye peşkeş çekiyorsunuz? O gücünüzün israfı değil mi Allah adına?
Yani birilerinin yaptığını siz başka şekilde yapıyorsunuz. Sadece tabela değiştiriyorsunuz. Onların okulu bizim okulumuz diyorsunuz. Aynı şeye hizmet ettikten sonra ne farkı kaldı ki? Yanlış mı düşünüyorum? Başarı dediğimiz şey ne? Birileri bir yere ulaştı, tamam. Ulaştığı şeyi sorgulayın Allah adına. Allah'ın istediği yerde mi gerçekten? Allah'ın olmamızı istediği bir konumda mı o insanlar, örnek aldığımız insanlar? Yok. Onlara sorarsın tabii canım. O zaman yeniden şu ayeti herhalde hatırlamamız gerekecektir. Mesela Zuhruf suresinde Rabbimiz o durumu anlatırken diyor ki وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ Rahman'ın zikrinden, Kur'an'dan kim yüz çevirir, gözünü kırpar, göz yumar, göz görmezden gelirse مُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ Ona tabii şeytanlar şeytanlaşmış insanlar musallat ederiz. Şeytanlar musallat ederiz. O onun karini arkadaşı olur. وَاِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ Zuhruf suresini okuyorum. 36-37. Ayetler. Bakınız lütfen o bölüme öncesi ve sonrasıyla birlikte. Öyle ki şeytan bu insanların arkadaşı olduktan sonra onları Allah yolundan saptırır. Ama وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ Aman Allah'ım. Kendini hidayette zannederler. Şeytan onları saptırıyor. Kendini hidayete zannetmeye devam ediyorlar. Böyle bir yapı ortaya çıkıyor. Allah'a soralım yaptıklarımızı. Ona sorduktan sonra yapmaya çalışalım. Onun için dünyayı bütün işlerimizin merkezine koyduğumuzda varsa yoksa dünyevi başarılar, dünyevi sonuçlar, dünyevi gayeler, idealler dediniz mi? Tamam biz buna ulaştık demek ki doğru yoldayız dediniz mi? Bir iki yanlışsınız. Olmaz öyle şey. O zaman dönün Mekke'nin ilk dönemlerine, dönün Medine'nin ilk dönemlerine, hepsi fiyasko değil mi? Yani Yasir ailesi boşuna gitti aslında. Yani biraz kemkül deselerdi biraz, değil mi? Yani lafı esirgeselerdi olmaz mıydı? Ne güzel olacaktı değil mi aslında? Başarısız oldular. Tabii başarısız oldular. Bu ölçüye göre konuşursanız başarısız olur. Ne yapmaları gerekiyordu? Kamufle etmesi gerekir. Takıya yapması lazım. Alttan üstten alması lazım. Vaziyeti kurtarıncaya kadar. İşte Allah buna başarı demiyor. Onun için ayetin sonunda Allah yolunda kim savaşır, öldürülür ve galip gelirse. Her ikisi de başarı mı? Evet, Allah imza atıyor bunun altını. Her ikisi de başarı. Galibiyet de başarı, öldürülmek de başarıdır. O zaman biz onlara ücret veririz, mükafat veririz. Allah'ın ücretini biz azimsiyoruz değil mi? Doğru konuşalım. İtiraf edelim bunu bakın. Allah'ın bize vaat ettiği mükafatları biz küçümsüyoruz. Cennet mi? Değmez deniyoruz ama içimizden böyle bir his var sanki. Ya cennet. Yani ne mesela ödülemesi lazımdı? Dünyevi anlamda hükümranlık. Dünyevi anlamda egemenlik. Bütün kıtaların emrinize boyun eğeceği bir yapı. Bu mu başarı? Allah buna başarı demişti. Onun için Allah kendi katımızdan ona büyük bir ücret, büyük bir mükafat veririz diyor Rabbimiz. Sonra Allah bizi farklı bir savaş ortamına daha çekiyor şimdi. 75. ayet. Çok bildiğinize inandığım bir ayet. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Size ne oluyor ki? Allah yolunda savaşmıyorsunuz. وَالْمُسْتَضْعَف۪ينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ Erkek, kadın, çocuk, müstazaf durumda olan bu insanlar hakkında, bu insanlar uğruna neden savaşmayacaksınız ki? O müstazaf insanlar ki, اَلَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا Şöyle diye yalvarıyorlar, ey Rabbimiz, اَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمْ اَهْلُهَا Ehli zalim olan, halkı zalim olan bu memleketten bizi çıkar. وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا Kendi katından bize bir veli gönder, kendi katından bize bir yardımcı gönder diye yalvarıp yakaran müstazaf erkekler, kadınlar, çocuklar uğruna neden savaşmayacaksınız ki? Sadece kendiniz için değilmiş meğer. Dünyanın başka coğrafyalarında müstazaf duruma düşen, düşürülen, imdat çağrılarında bulunan bu insanlar uğrunda da Müslümanların yapacakları şeyler olmalı. Olmalı tabii. Kendi memleketinde, kendi toplumda bu derdi olmayanın başka toplumlar uğruna fedakarlıkta bulunması da imkansız demiyorum ama oldukça zordur. Şunu da söyleyeyim, bitireyim. Sadece bu tip durumlarda
elbette küçümseme anlamında söylemiyorum. Maddi anlamda yaptığımız katkılarla görevimizin bittiğini düşünüyorsak yanılıyoruz. Allah endişesiz ve kaygısız bırakmasın, bu anlamda söylüyorum. Sübhaneke Allahümme bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruk ve etubu ileyk.